Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen balıklarımı göstereceğim. Gromilerim geldi. Gromilerimi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Vatozlarım yumurtlamıştı. Vatozlarımın yumurtaları çıktı. Bunlardan bahsedeceğim. Bir de arkamda şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Yeni yeşil yeşil. Şöyle arkada diğer tarafta kırmızılar var. Yeni bir yemleme yöntemi keşfettim. Bundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine faydalı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Arkadaşlar kanalımı ilk kez keşfetmişseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarla ve like'larla desteklerseniz çok çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gromilerim geldi demiştim. Gromilerim burada. Dişimi buraya koydum. Erkeğim de burada. Akvaryum Kaptanı kanalından Osman abime çok çok teşekkür ederim. Ondaydı bu balıklar. Ben üretemiyorum Serdar. Sen de, daha doğrusu ben de birazcık ısrar ettim üretmeyi denemek için. Sen de üretmeyi deneyebilirsin dedi. O yüzden ben de aldım. Bu şekilde ikisini ayırdım arkadaşlar. Şimdilik hava seviyesi birazcık fazla gibi geliyor. Yani erkek köpük yaparsa köpüğü engeller gibi geliyor bana, ama tabii ki yavaş yavaş oturunca sularına birazcık daha alıştıklarında havalarını kısacağım. Daha az bir havayla devam ettireceğim arkadaşlar. Şimdilik balıklarımız bu şekilde. Dişimiz hazır gibi. Karnı bayağı bir dolu. Umarım ki öyledir. Umarım ki hazırdır. Biz de yakın zamanda Gromi yavrularıyla karşınızda oluruz. Bunların da üretimini tamamlarız arkadaşlar. Şimdi cüce vatozlarımı sizlere göstereceğim. Fakat büyük ihtimalle plajsız. Evet, plajsız göremeyeceğiz. Ben hemen videoyu kapatıyorum. Tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, plajımı açarak geri geldim. Vatozlarım artık yumurtadan çıktı. Erkek şu anda kapatıyor ama erkeğin arkasında yavruları çok net bir şekilde görebilirsiniz. Kuyruk sallamaya başladılar, artık oraya yapıştılar. Bazıları albino, bazıları siyah. Zaten bu çiftim bu şekilde yavru veriyordu. Evet, şu anda yavruları daha da net bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere yavrularımız da canlandı arkadaşlar. Çok yakında onları da küpten çıkartacağız. Danino zebra yavrularının altlarına atıyorum ben arkadaşlar onları. Daha keyifli, daha hızlı büyüdüklerini de görebiliyorum. Şimdi sizlere onları da göstereceğim. Göreceksiniz ki çok çok daha hızlı boylanıyorlar arkadaşlar bu şekilde. Oralara çünkü yumurta sarısı veriyorum. Yumurta sarısı vatozlar için de faydalı oluyor. Şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışayım. Bakın, yavruları daha da net görebiliriz. Babamızın maşallah var. Birçok yavrumuz canlandı. Evet arkadaşlar, parlama yapmaması için flaşı tekrardan kapattım. Bakın, burada Danio zebra yavrularım var. Bir sürü. Hani daha henüz göze gelmiyorlar ama çok çok yavrumuz var maşallah. Üretimimize de devam ediyoruz. Bakın, ben bunların altına bu şekilde cüce vatoz yavrularından attım. Ve çok çok hızlı bir şekilde boylanmaya başladılar arkadaşlar. Bakın, karınlarını görebilirsiniz. Karınları dolu dolu maşallah, sürekli yemleniyorlar bu şekilde. Çünkü bu yumurta sarıları diplere çöküyor. Ve dipte ben midyelerle bunları temizlemeye çalışıyordum. Bakın, şu şekilde midyeler kullanıyorum. Dipteki yumurta sarılarını temizlemede çok çok faydalı oluyor. Bu şekilde elma salyangozları kullanıyorum. Ama vatozların da çok çok faydalı olduğunu keşfettim arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde Danio zebra yavrularının altında çok çok güzel bir şekilde boylanıyorlar arkadaşlar. Burada da yine Danio zebra yavrularım var. Bu şekilde görebilirsiniz. Bunlarda da yine midye ve elma salyangozu vardı. Ama vatozları attıktan sonra şu dipteki tortular bir hayli azaldı arkadaşlar. Çok fazla tortu oluyor. Bakın, şurada elma salyangozu da var. Ama midyeler çok çok güzel iş yapıyor bu tortuları yeme konusunda. Hem midyeleri kullanıyorum, hem de vatozları daha erken atsaydım bu şekilde tortuların oluşmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok çok da güzel olur. Burada transgenetik yavrularım var. Tabii görebilecek miyiz? Boylandırmadalar. Maşallah, bunlar da yavaş yavaş boylanıp bunların tamamını arkadaşlar damızlık olarak ayırmayı düşünüyorum. Yine Danio zebralarımız, bir sürü Danio zebramız oldu arkadaşlar yine. Maşallah çoğalttık. Burası da Danio zebra, şu karşısı da Danio zebra, diğeri de Danio zebra. Bayağı bir Danio zebramız oldu. Bunlar cikletlerimiz. Maşallah diyenlerin daha da çok olsun. Hem videoya başlamışken bunları da göstereyim dedim arkadaşlar sizlere. Burada yine transgenetiklerim boylanmaya devam ediyorlar. Dediğim gibi, yani birçok damızlık ayıracağım arkadaşlar. Şu an transgenetiklerin satışında birazcık nazlı davranıyorum. Bu kısımda da böyle
birazcık cama vuralı. Burada da transgen etiklerim var. Bunları da boylandırmaya ayırdım. Bunları da damızlık olarak ayıracağım. Yani en az bir 500-600 tane damızlık olarak ayırmayı planlıyorum arkadaşlar. İnşallah bunları başaracağız. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yemlikler yaptım ben bunlara. Şöyle göstereyim size alttan. Yani tüm balıklar arkadaşlar, çöpçüler dahil gelip bunun içerisinden yemi alabiliyorlar. Hem yemimiz dağılmıyor, dibe çökmüyor. Dipte herhangi bir pisliğimiz olmuyor. Hem de balıklarımız şu an beni gördükleri için biraz tedirgin oldular ama yine başında toplanacaklardır. Hem de balıklarımız buradan çok çok güzel bir şekilde yemlerini yiyorlar. Bakın lepistesler başladı yemlerini yemeye. Evet arkadaşlar, oradaki deliklerden yemleri çekip alıyorlar. Ve çok çok güzel bir şekilde buradan yemleniyorlar. Yemi atıp da akvaryumun tamamını kirletmektense burada toplu bir şekilde duruyor. Yemin tozu, rengi vesairesi suya geçmemiş oluyor. Hem balıklar içine de girebiliyor. Bakın şu an bir tanesi içinde, görebilirsiniz. Balıklar içine de giriyor. Hem de gün boyu yemlenmiş oluyorlar arkadaşlar. Aynı doğal ortamlarında olduğu gibi yeme ihtiyaç duyduklarında, yemi bulmak istediklerinde gelip bu şekilde buradan yemlerini alabiliyorlar. Yani ben faydasını gördüğümü, faydası olduğuna inandığım şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de bu şekilde kullanarak arkadaşlar balıklarınızı çok çok rahat bir şekilde besleyebilirsiniz. Çok çok güzel bir şekilde balıklarınız yemlenebilir arkadaşlar. Hani ben faydasını gördüm. Çok da iyi oldu benim için. Yani hem yem tasarrufu sağlıyor, hem de balıkların dediğim gibi doğal ortamlarında kendilerini doğal ortamlarında hissetmelerini sağlıyor birazcık daha. O yüzden ben faydasını gördüm. Gayet güzel bir şekilde acıkan gelip bir lokma alıyor ve devam ediyor, gidiyor arkadaşlar. Birazcık da balıklarımdan göstereyim. Yine burada Danio zebralarım, satışta olan gruplarım. Bakın Danio zebralara da yaptım. Bunların yemleri bitmiş. Tekrardan yemlerini dolduracağım. Hatta salyangozlar bile içerisine girmiş. Tetralarda hepsinde bu yöntemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde bunlardan aldım. Şimdi birazdan yine bunları dolduracağım. Tekrardan yerlerine koyacağım. Bakın burada metal bilek sinek sikinler var. Bunlarda da var. Hemen başındalar. Bakın arkadaşlar, bu şekilde çok çok güzel bir şekilde yemleniyorlar. Cikletlere de koymuştum. Cikletler de gayet güzel bir şekilde yemlenebiliyor. Yani her balık türü için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim çok çok hoşuma gittiğim bir yöntem oldu bu. Bunu da bir abiden öğrendim çiftlik. Eskiden daha doğrusu Orta Doğu Akvaryum sahibi bir abi vardı. Onun çiftliğini ziyarete gittim. Orada yemleme kutuları yapmış arkadaşlar kendisine. Ve o kutuların içine yemi koyup suya batırıyormuş. O balıklar gelip oradan yiyorlar dedi. Büyük havuzların içerisinde bu şekilde kullanmış. Ben de bizim akvaryum ufak, yemleme teknemiz de ufak olur dedim. Ve ufak bu şekilde bunlardan aldım. Bu şekilde uyguluyorum. Yani isteyen içine girip de yiyor, isteyen dışarıdan yiyor. Hatta salyangozlarınız dahi gelip buradan yemlerini yiyebilirler arkadaşlar. Yediklerini göreceksiniz mutlaka. Ben denemenizi öneririm. Bunu kendiniz farklı yöntemlerde de yapabilirsiniz. Ufak saklama kaplarıyla, yoğurt kaseleriyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Pul yem için uygun olmayacaktır. Fakat tüm dip yemler ve granül yemler için çok çok uygun bir yöntem olacağını söyleyebilirim sizlere. Bakın yine buraya başına geldiler. Bu şekilde yiyip karnını doyuran gidiyor arkadaşlar. İsteyen bu şekilde üstten içerisine de girebilir. Yani ben bunu birazcık suyun altına koydum ki içlerine de girebilsinler diye. İsteyen de bu şekilde içine girebilir. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bu arada meleklere de bu şekilde bitkiler ekledim. Bitkiler getirmiştim, bitkiler ekledim. İnşallah öldürmeden bunları da yaşatırız. Sampların ağızlarına koymuştum bunları. Ben buradan herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. Eğer videonun sonrasında beğendiyseniz lütfen like'larınızı esirgemeyin. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hobi Melek kanalı sağlıklı hobiler diler. Sağlıcakla kalın.